anne baba gibi, yani ebeveyn gibi davranıyoruz. Yaşımız ne olursa olsun bazen çocuksu bir dil kullanıyoruz. Yaşımız ne olursa olsun bazen yetişkin, ağır, oturaklı diller kullanıyoruz. Bunu sadece böyle kabul edin. Yaşı kastetmiyoruz burada yani. Buna benlik durumları demişler, transaksiyonel evreniz. Neyse orayı çok fazla karıştırmayalım yine. Bakın ebeveynin yani anne babanın bir eleştireni var, bir destekleyeni var. Örnekler vereceğim. Yetişkin var, çocuğun özgürü var, küçük profesörü var, uyumlusu var. Ne bunlar? Bakın şöyle, destekleyen ebeveyn şöyle konuşuyor. Ceketini giy üşürsün. Okuldan geldin açsındır hemen yemek hazırlayayım. Sen bıçakla soyamazsın, ben soyayım. Sen yapamazsın, ben soyayım. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Sen çok akıllı bir çocuksun. Şimdi burada işi bazen kendi üzerimize aldığımız anlar veren bir de karşıma sorumluluk veriyorum. Diyorum ki sana inanıyorum, sen yaparsın. Yapamazsan olacak gibi. Eleştiren ebeveyn ise şöyle yapıyor. Dersini yap, yoksa öğretmenini arayacağım. Tehdit var. Şu dağıtıklarını topla artık koca adam oldun. Yoksa koca adam olmaktan geri dönersin. Her zaman düzenli ol. Benimle asla böyle konuşma. Ben senin annenin babanın benim sözümü dinlemelisin gibi hep böyle parmak sallayan hareketler bunlar. Bunları ister misiniz özellikle ikinciyi? Yani çocuk olsanız siz. Empati dedik ya böyle bir şey. Özgür çocuk dediğimizde de farklı farklı yaklaşımlar var. Özgür çocuk yani tam gerçekten çocuk bu. Yani çok sık yaparım diye. Öf sıkıldım. Hadi ama gelsene. Canım pasta çekti hadi yapalım. Senin yüzünden arkadaşımla oynamaya gidemiyorum. Ben biraz daha televizyon izlemek istiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bunlar şeyler değil. Sadece çocukların konuşma şekilleri değil. Biz de öyle konuşuyoruz bazen. Ama gel artık sıkıldım canım. İş. Olmaz artık o. Olacaksan emekli ol kardeşim. Kaç sene oldu artık? Yeter iş kardeşim. Demek de şey yani. Çocuk kanalından konuşmak. Uyumlu çocukta ise tamam nasıl istersen uyumlu olabilirim. Ben zaten o oyunu çok severim. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Bir daha yapmayacağım söz diyenler. Bakın burada da tekrar söylüyorum. Belki bunu 80 yaşında bir insan da söyleyebilir. O da uyumlu çocuktan çalıyor şeyini, müziğini, parçasını. Peki yetişkin ne olacak derseniz, ha pardon asi çocuk var bir de. O kaza giymeyeceğim işte. Herhangi bir gerekçesi yok ama sadece böyle muhalefet olsun diye. Bugün okula gitmeyeceğim işte. Ben kahvaltı etmeyeceğim işte. Hep burada gider. Ben bu yoldan gitmek istemiyorum, özür dilemek istemiyorum, sana inat yapmayacağım gibi böyle devam edip giden şeyler.